Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar diliyorum. Sayın izleyicilerimiz, bugün 24 Haziran 2016 Cuma, Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberler sunuyorum. Sayın izleyicilerimiz, Erzincan İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan Şube Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi. Erzincan İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan Şube Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi. Erzincan İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen İyilik Sofrası iftar programı gerçekleştirildi. Programa Vali Ali Arslan Taş, Belediye Başkanı Cemalettin Baysoy, Erzincan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlyas Çapoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, İlçe müftüleri, Ağızkalı Türklerin temsilcileri, Suriyeli ve Afganlı mülteciler, huzurevi sakinleri ve sevgi evi öğrencileri katıldı. İftar yemeğinde üniversite cami imam hatibi Yunus Emre Kılıç'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlandı. İftar yemeğinde ev sahipliği yapan il müftüsü Yavuz Karabayır, selamlama konuşması yaparak Türkiye Diyanet Vakfı'nın yürüttüğü hizmetler hakkında bilgiler verdi. Saygıdeğer büyüklerimiz, sevgi evlerimizdeki güzel yavrularımız, ben bu mübarek Ramazan ayında, bu güzel akşamda iftar programımıza teşriflerinizden dolayı kıymetli hepinize çok teşekkür ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Saygılar sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Diyanet İşleri Başkanlığımızın destek kurumu olarak 1975 yılından beri Türkiye'mizde, Anadolu'muzda, dünyanın çeşitli bölgelerinde maddi ve manevi hizmetleriyle bugüne kadar çok hayırlı hizmetlere imza atmış, devletimizin en güzide kuruluşlarından ve daha ecdadımızın, Osmanlı ecdadımızın, Selçuklu ecdadımızın hususen onların bize miras bırakmış oldukları bu manevi hizmetleri büyük bir coşkuyla günümüzde temsil eden Diyanet Vakfımız şu anda yüzün üzerinde ülkede böyle gönülleri buluşturuyor, iftar programları yapıyor ve Arakan'dan Somali'ye, Afrikalara, Azerbaycan'da, Balkanlar dahil olmak üzere Türkiye'nin değil sadece dünyanın birçok yerinde hayırlı işleriyle, hayırlı hizmetlerine devam ediyor. Bugün de bu kutsal Ramazan ayında iftar vaktinde gelin, gelin gönüller yapalım. Bu Ramazan her zaman temasıyla inşallah mekanlar ayrı olsa bile gönüller şu anda bir ve beraber yüzün üzerinde ülkede şu anda vakfımızın vermiş olduğu iftarlarla gönüller dualarda buluşuyor. Cenab-ı Hak devletimize zeval vermesin. Bu hayırlı hizmetlerimizi devam ettirsin inşallah. Bizler de Erzincan İl Müftülüğü olarak inşallah vakfımızın bize açmış olduğu bu çığırda hayırlı hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu vesileyle Erzincan'ımızın hayırsever vatandaşlarının hususen başta Vali Bey'imiz olmak üzere belediye başkanımız, burada bizi şereflendirmiş olan siz hayırlı güzel insanlarımız, destekleriniz devam ettiği müddetçe inşallah bizlerin de gönüller imal etmeye, maddi ve manevi hizmetler yapmaya aşkımız, feyzimiz daha da artacaktır. Osmanlı'nın sadece 26.400'den fazla vakfı kurulmuş. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin vakfı Dillere Destan, evlerde yatan hastalar için kendi dükkanlarını bağışlamış. Hatta Edirne'nin sokaklarında olur ya insanlar bilmeden, unutarak, gaflete düşerek, affedersiniz, tükürürlerse yerlere, o tükürüklerin üzerlerine kireç dökülsün ve belki mikrop yayılmasın ve şehrin temizliği sağlansın diye o koca sultan, İstanbul'un fatihi, gönüllerimizin fatihi o ecdadımız bu kadar ince ve hassas düşünerek vakıflar kurdurmuş. Hatta evlerinde çalıştırdıkları hizmetçilerin kırmış oldukları veya vermiş oldukları zararları telafi için özel vakıflar kurulmuş. Değil,
insanlar için, göçmen kuşlar için, hatta yırtıcı hayvanlar için bile vakıflar kurulmuş. Ümit ediyoruz ki bu vakfımız bizim aynı sistem üzere devam etsin. Cenab-ı Hak sizlerin de dualarını kabul eylesin. Ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri şereflendirdiniz. İftar vakti olmuştur. Allah oruçlarımızı kabul eylesin. Buyurun efendim. Allah hepinizden razı olsun. Sayın izleyicilerimiz, ARGE birimi faaliyetleri kapsamında Erzincan'ın eğitimine ve proje kültürüne katkı sağlayan okul müdürlerine, öğretmenlerine ve diğer personellere teşekkür belgeler verildi. 2015-2016 eğitim öğretim yılı içerisinde strateji geliştirme ARGE birimi faaliyetleri ve yıllık çalışmalarında Erzincan'ın eğitimine ve proje kültürüne katkı sağlayan okul müdürlerine, öğretmenlerine ve diğer personel olmak üzere toplam 170 kişiye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından teşekkür belgeler verildi. Erzincan Belediyesi çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen törene Vali Yardımcısı Ahmet Türköz, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Törende konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, yapılan ARGE çalışmaları hakkında bilgi verirken emeği geçenlere teşekkür etti. Sevgiler ve saygı arkadaşlarım, basınımızın güzide temsilcileri, 28 Eylül 2015 tarihinde başlamış olduğumuz 2015-2016 eğitim öğretim yılımızı 17 Haziran 2016 gününde sıkıntısız, kazasız, belasız ve hedeflediğimiz hedeflerimiz doğrultusunda bitirmenin mutluluğunu, hazzını hep birlikte yaşıyoruz. Hedeflerimiz derken Sayın Valim, 2 yıl önce 2014 Haziran ayında Erzincan'da okullarımızın hepsiyle, ilçelerimizle, üniversiteyle, emniyetle ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte 2014-2024 Eğitim Şehri Erzincan çalıştayını yaptık ve 10 yıllık çalışmamızı ve yapılacak olan çalışmaların da etkinliklerini, kitapçığını bütün okullarımıza gönderdik. Neticesinde bu yıl ARGE birimimizin şu anda diğer birimlerimizin de yapmış olduğu çalışmalar ve okullarımızın gerçekten çok katkı ve emekleri olmakla birlikte ARGE ekibimizin ve ARGE'mizin çalışmasına ayrı bir önem atfetmekteyiz ki fert, birey bir bahçeye dikilen fidan gibidir. İşte eğitim ise bu bahçeye dikilen fidanların kök salması, büyümesi, gelişmesi, tomurcuk açması ve meyve vermesi için uygun suyun, uygun toprağın, uygun vitaminin, kısaca uygun iklimin oluşturulmasıdır. Eğitim budur. Öğretmen ise bir bahçıvandır. Bizler öğretmen arkadaşlarımız bu bahçenin içerisine dikilen, gelecekte kendisinden meyve beklemiş olduğumuz öğrencilerimizi aylık otlarından, zararlı şeylerden ayırmak, hedefe en güzel bir şekilde istenilen, arzu edilen yere getirmek için güzel gayretler gösterdiler. Bizler Sayın Valim, örgün eğitimde öğrenciye birden çok yönleriyle sağlamış olduğumuz kazanımları proje eğitimiyle tek bir çalışmayla çok rahat verebiliriz. Sevgili arkadaşlar, tekrar ediyorum. Bizler örgün eğitimde birden çok yönleriyle öğrenciye kazandırmaya çalıştığımız kazanımları proje eğitimiyle tek seferde çok daha etkili, çok daha yetkili, çok daha etkin ve verimli bir şekilde kesinlikle verebiliriz. Dünden bugüne eğitim alanında gerçekleştirdiği atılımları, reformlarından bahsetti.
Hakikaten bu başarılar bizim de göğsümüzü kabartıyor. Erzincan'ın idaresinin tepesindeki insanlar olarak bizler de bunlarla iftar ediyoruz. Tabii biz iftar ediyoruz ama bu başarının mimarı sizlersiniz. Bu inşa ettiğiniz bu başarıların ödülünü de karşılığında bugün buradan inşallah alacaksınız. Az önce de Sayın Müdürümüz söyledi, marifet iltifada tabidir. Eğer biz bu tür teşvik edici uygulamaları yapmazsak, insanlar da bakarsınız yani olmaz, biz öğretmenlerimize güveniyoruz ama yeyse düşünebilir. Ya bu kadar çalışıyoruz, gayret ediyoruz, sonucunu alamıyoruz. Tamam eğitimde başarı elde ediyoruz, öğrencilerimiz belirliyor, noktalara geliyor. Ama insanlar güzel şeyler de duymak istiyorlar. O yüzden böyle bir etkinlik düzenledi Sayın Müdürümüz, ona da teşekkür ediyorum. Yine sizin hakkınızı Sayın Valimiz nezdinde de en iyi şekilde hem temsil ediyor hem savunuyor. Bu yıl içerisinde çok ciddi anlamda Sayın Valimiz başarı belgesi vermiş. İnşallah yine bir çalışma yapın. Yine başarı belgesiyle ödüllendirelim arkadaşlarımızı diye evlileri oldu. Tabii bu güzel başarılar Erzincan'ın içtiği yükseltti. Ben Sayın Müdürümüzle geçen seneki başarıyı o 12.likten sonra demiştim. Çok güzel bir başarı. Yalnız başarıyı bir kere elde etmek önemli değil, edilebilir. Yani kazada da olabilir bu. Ama bunun sürdürülebilir olması bu işin altı bir emek olduğunu, bu işe ciddiyetle yaklaşıldığını gösterir demiştim. Hocamız sağ olsun 5.liği yakalayamadık dedi ama 7.lik de iyi bir rakam. Biz sözünü gerçekleştirmiş kabul ediyoruz eğitim camiasının bu anlamda. Ve bunun için sizlere de çok çok her gün zahirlerle teşekkür ediyorum. Bizler de biliriz, bizlerin öğrencileri de sizlerin çalışmalarıyla belli noktalara geliyorlar. Çocuklarımız da sizlerin sayesinde güzel yerlerde göreceğiz. Ben bunun böyle olduğunu inanıyorum. Hocamız da bahsetti, öğretim alanında güzel faaliyetler var ama çocukların bu aldığı bilgileri, akademik bilgileri davranışlara yansıtmaları gerekiyor. Bu da işin eğitim boyutu. Genelde maalesef Türkiye'de işin eğitim boyutu biraz sanırım çok üzerine düşürüyor. Akademik başarı ön plana çıkarıldığı için, belki biz yöneticilerin hatası bu. Hem de akademik başarı istediğimiz için bu tür bir sonuç ortaya çıkıyor. Ama Erzincan bu anlamda yanlış algıyı da kırdı. Mesela hocamızın paylaştığı verilerden söyleyeyim size. Sportif alanda faaliyet gösteren öğrenci sayımız %40. Yani Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde tahayyül bile edilemez, karşılaştırma bile kabul edilemez. Bu çok önemli bir gelişme. Avrupa'daki eğitim sistemimize baktığımızda akademik çalışma eğitim belli süreçlerinden sonra başlıyor. Daha çok öğrencilere hayatı tanıtma anlamında, işte eğitimin yanında sosyal, kültürel çalışmalar, sportif çalışmalar, sanatsal çalışmalar yapılıyor. Erzincan'da demek ki bu şuur oturmuş, bu da bizi memnun ediyor. İnşallah bu daha da iyi noktaya gelir diye ben temenni ediyorum. Tekrardan eğitimin Erzincan'da 2024 vizyonuna ulaşacak şekilde geliştirilmesine katkısı olan siz değerli arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bu belgeyi verecek olan bugünkü belgeleri alnınızın teriyle kazandığınızı biz biliyoruz. Çünkü söylendiği gibi kimse başarı merdivenlerine el cebine çıkmamıştır. Konuşmaların ardından belgeler verdi. Sayın izleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Haç Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan bu yılki Ramazan temasına değindi. 2016 yılı Ramazan ayının teması "Gelin gönüller yapalım bu Ramazan ve her zaman" konusu belirlendi. İrşad programları kapsamında Erzincan'a gelen Haç Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan bu yılki Ramazan konusu hakkında bilgiler verdi. Şimdi tabii Ramazan deyince Ramazan aslında halkımızın her evine bir şekilde giriyor. Çünkü Ramazansız bir ev düşünülemez. Ramazan, başkanlığımız malum olduğu üzere her Ramazan'da bir konuyu ön plana çıkararak o konu üzerinde vatandaşlarımızın farkındalık oluşturmasını istiyor. Bu yılda gelin gönüller yapalım bu Ramazan ve her zaman. Gerçekten halkımız arasındaki en büyük eksikliklerden bir tanesi de gönül yapamama, gönül kırma. İnşallah bu Ramazan vesilesiyle bizler, önce kendimizden başlamak üzere, kendimizle gönüllerimizin, gönül bağımızı kuracağız. Ailemizle, evlatlarımızla, anne babalarımızla ve konu komşumuzla bir gönül köprüsü kurmaya, inşa etmeye çalışacağız. Bu Ramazan belki buna bir fırsat olacaktır. Zaten bu gönül köprüsünü kurduktan sonra diğer bütün ibadetler peşinden sırasıyla gelecektir. Tabii Ramazan deyince biliyorsunuz, Ramazan'ın ülkemize ayrı bir atmosferi bulunmaktadır.
Kur'an-ı Kerimler, zekatlar, teravihler ayrı bir güzellik katmaktadır. Onun için Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe girmiş olduğumuz şu günlerde elimizden geldiği ölçüde Ramazan'ı değerlendirmeye çalışalım. Orucuyla, sahuruyla, teravihiyle, Kur'an'ıyla, zikriyle, tevbesiyle bir daha, belki bir dahaki Ramazan'a yetişemeyebiliriz. Belki bir dahaki bayrama yetişemeyebiliriz. Ama elimizden geldiği ölçüde biz bu Ramazan'ı en güzel şekilde yaşamanın gayreti içerisinde olmamız gerekmektedir. Sayın izleyicilerimiz, Erzincan Spor Lisesi Okul Müdürü Hayati Doğan akademik ve sportif başarıları değerlendirdi. Erzincan Spor Lisesi 2015-2016 eğitim öğretim yılının akademik ve sportif başarıları ile bitirdi. Erzincan Spor Lisesi Müdürü Hayati Doğan okulun sportif faaliyetleri hakkında ve girdikleri yarışmalardan aldıkları dereceler hakkında bilgiler verdi. Erzincan Spor Lisesi akademik başarısı yanında öncelikle bizden beklenen sportif başarılarda 2015-2016 döneminde çok büyük bir ivme kazanmıştır. Bunlardan birkaçını sıralayacak olursak, badminton'da Türkiye ikinciliğimiz, dünya ikinciliği, lise arası dünya takımlarında 3 sporcumuzun olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra atletizmde 800 metrede Abdullah Özdemir, 400 metrede Yıldırım kızımız Türkiye birincisi olmuşturlar. Atıcılıkta Türkiye ikinciliğimiz, futbolda Türkiye finallerine girişimiz, handbol erkeklerde Türkiye yarı finalleri, voleybol gençler Türkiye yarı finali, puanlı atletizm kızlar Türkiye finali, puanlı atletizm erkekler il birinciliği, cross erkekler il birinciliği, atıcılık Türkiye ikinciliği, güreş erkekler il birinciliği, güreş ferdi erkekler Türkiye finali, tekvando ferdi kızlar Türkiye finali, kayak ferdi kız Türkiye finali, judo ferdi Türkiye finali, yüzme erkekler bayrak yarışı, puanlı atletizm kız bayrak yarışımız 4. Bunlar aklıma gelen başarılarımız. Tabii ilde girdiğimiz bütün müsabakalarda il birincisi olarak zaten çıkıyoruz. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberler izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyor. Sizlere mutlu akşamlar diyoruz. Hoşça kalın.